X690C cihazlarda cihazımız şarj etmediğinde hangi parçalara bakacağımızı izah edeceğim. Öncelikle şemamızı açıyoruz anakarttaki görünümün arkadaşlar. Tabii ki ara film, altboard ve şarj soketimizi kontrol ettikten sonra bu devreye bakacağız. İlk önce bunu dediklerimi kontrol edin. Devamında bunlar sağlamsa sırasıyla bakacağımız parçalar, anakart üzerinde bakacağımız parçaları göstereceğim. C2256 ve C2250 2207'nin birer ayakları şase birer ayaklarında 5 voltumuz olacak arkadaşlar. Altboard ara film ve şarj soketimiz sağlamsa burada 5 voltumuzu zaten alacağız. Eğer burada da 5 voltumuz yoksa soketle yani yukarıdaki filmin girdiği soketle buradaki aradaki yol kopuk olabilir. Onu da kontrol edin. Burada 5 voltumuz yoksa. Burada 5 voltumuz varsa devamında C2212'nin bir ayağında 3,6 volt olacak. Bu batarya voltajı, bataryaya giden voltajımız arkadaşlar. Buradaki 3,6 voltumuz yoksa o zaman U2102 entegremize bakacağız. Tekrar edelim. C2256 ve C2207'nin birer ayakları şase, birer ayakları yani ana uçlarında 5 voltumuz olacak. Yani şarj entegremizin giriş voltajı 5 voltun giriş voltajı olacak. Burada voltajı var. Eğer bu voltajlarımız varsa C2212'nin ayağında 3,6 voltumuz yoksa bakacağımız U2101 pardon U2102 bir de U2203'ümüzü kontrol edelim arkadaşlar. X690C cihazlarda cihazımız şarj etmiyorsa bakacağımız parçalar sırasıyla bunlar arkadaşlar. Şemamızı biraz ufaltıp genel görünümden bakalım bu arkadaşlar bu parçalara. Şu şekil. Bakacağımız yerler burası arkadaşlar. Tekrar büyütelim. Görünüm açısından. Evet. Şu şekil. C2256 2207 C2212 yani bakacağımız parçalar ne demiştik? 2256'nın ve 2207'nin birer ayaklarında 5 volt olacak. C2212'nin ayağında 3,6 volt yani bataryanın besleme voltajı çıkış voltajı olacak. Eğer bu voltajımız yoksa U2102'ye bakacağız. 2102 ile beraber 2203'ü de kontrol edelim arkadaşlar. Yani kısaca bakacağımız devre burası arkadaşlar. Kolay gelsin.